Eşit karşılaştırma kontrol yaptık. Büyük küçük karşılaştırma kontrol yaptık. İşin biraz daha angarya kısmıyla, yani her biri için ayrı bir zaman öğesi kullanarak bir iş yapalım. Tabii. Mantıklı bir çözüm olmayacak ama en azından zaman öğelerin kontaklarıyla devreye girip çıkmaları konusunda bir pratiğimiz olacak. Yine de 5, 10, 15, yine 5, 10, 15 diye zamanlarım var. 5. saniyeyi T37'nin, 10. T38'in, 35. ise T39'un kontaklarıyla çalıştıralım. Tamam. Şimdi yine baştan sona nerede kalan bir eleman yok. Bu sefer bazı kısımlarına seti ve seti kullanalım artık. Tamam mı? İşi biraz daha kolaylaştıralım. Start'a bastığımızda merkez 0.0'ı setleyelim. Tamam mı? Merkez 0.0 ne yapsın? Merkez 0.0 T37'yi T38'i 9 tane. Ne var bir de T39'umuz olacak? 7 tane. T39'u devreye alsın. Yok şimdilik T37, 38, 39 önce bir devreye alalım. Devreye soksun. Bunun 50, 100, 150. Hepsinin çarpanları bunların 100 milisaniye. Şimdi aynı zamanda ne olsun? Merkez 0.0'la merkez 0.0'la K1M devreye girsin mi? Girsin. K1M'ye bakalım buraya. K1M start anında devreye girdi mi? Girdi. K1M'yi kim devreden çıkıyor? 37. Kapasitesi. Evet. T37 kimi devreye alıyor? K2M'yi. K2M'yi kim devreden çıkıyor? T38. Kim T38 kimi devreye alıyor? K3M'yi. K3M'yi kim devreden çıkıyor? T39, T39, K4M'yi devreye alıyor. Şimdi onu yapalım. O zaman bunu ne yaptı? T37 devreden çıkardı. Devreden çıkarabilmesi için kapalı sınır olması lazım ki açsın devre dışı bıraksın. Ne yapsın T37? Açı önü kapayacak. K2M'yi devreye alacak. Ama K2M'nin devreden çıkması lazım. Kim devreden çıkıyor K2M'yi? T38 devreden çıkarttı. Kime aldı T38 devreye? K3M'yi. K3M'yi devreye aldı. Bunu da kim devreden çıkarttı? Peki T39 kimi devreye aldı? Devreden çıkaran var mı? K4M'yi stop kodunu çıkaracak. Ama zaman olarak çıkaracak eleman yok. Tamam. Devreye girme kısmı şu anda halli oldu. Stop'a basalım. Stop'a bastığımızda kimin devreden çıkması lazım? K4M'nin devreden çıkması lazım. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Önce stop'a basalım ve şuradaki zamanların hepsini sıfıra çekelim. Tamam mı? Tamam, yani stop diyorum. Merkez 0.0 şu setli 1-1 resetledim 1-1. Ne oldu? Zaman öresi bütün hepsi sıfırlandı. Sıfırlanınca bura açtı. Bura kapalı olsa da devre dışı. Açtı, devre dışı, açtı, devre dışı, açtı, devre dışı. Kaldık beni devre dışı. Yine merkez 0.1 gibi setlemem lazım durdurmak için bir yardım yüreği. Merkez 0.1 ne yapacak? Merkez 0.1 şey düşünüyorum. Acaba yine T37, T38, T39'larla devreye alabilir miyim düşünüyorum. Sıfırlandı hocam resim. Alabilir miyim diye düşünüyorum. Şimdi bak buraya. Alabilir miyim onu düşünüyorum. T37 ne zaman çıkacak? Zamanı ne T37'nin? 5. Öyle değil mi? Buraya bakıyorum.
Bunun en son devreden çıkması lazım AVM'nin dururken, öyle değil mi? Evet. Ha, ama en kısa zaman bunda. O zaman bunu dururken aynı zaman röleleri kullanamıyorum ben. Anlaşıldı mı? Bak şimdi. T37, 5 saniyenin zamanı en kısa olan zaman rölesi. Öyle değil mi? Evet. T37'yi burada kullansam aynı satırda kullanamıyorum. Halbuki bunun en son devreden çıkması lazım. Tamam mı? Şimdi ekstra bir zaman röleleri kullanalım. Bakalım bunu sadeleştirebileceğim mi? T kullanıyoruz. T41'i, T42'yi kullanıyoruz. Tamam. Tamam. Başlayalım. T42 çarpı 100 çarpı 100 çarpı 100 50 100 150. Tamam. Şimdi kimin devreye girmesi lazım stop anında? Bakıyorum. Stop anında K3M'nin devreye girmesi lazım. Öyle değil mi? Evet. Stop anında K3M'yi devreye kim sokacak? Yine bunu başka yerlerde kullanamıyorum. K3M'yi bulunduğu yerde fakat şartları paralel şekilde kullanacağım. O zaman eğer ben bu yer merkez 0.1 dersem, merkez 0.1 devreye alır mı K3M'yi? Herkes baksın buraya. Öyle değil mi? Paralel kol değil mi bu? Evet. Merkez 0.1 stopu bastığım anda K3M'yi devreye alır mı? Alır. Alır. Tamam. Kimin devreden çıkartması lazım K3M'yi? T40. Öyle değil mi? O zaman önünde bir de T kapalı. T40 çıkardı. T40 kimi devreye aldı? K2M'yi. Kim devreden çıkarttı K2M'yi? T41 mi? Evet. O zaman bunda kapalı sen. T41 kimi aldı devreye? K1M'yi. Kim çıkarttı? T42. Peki T42 de devreden çıkarttı ama hala devrede kalıcı bir elemanım var. Hangisi? Zaman öleleri. İkinci grup zaman öleleri. Öyle değil mi? Bu ikinci grup zaman ölelerini benim devreden çıkartmam lazım. Bu ikinci tip zaman, ikinci grup zaman ölelerini devreden çıkartmak için de ne yaparım? Merkez. Başka bir zaman besetleriz. Bu kaçtı? T42'ydi. Düzeltiyorum C. En son 42 nolu zaman ölen, en son bu işleri yaptıktan sonra 42 nolu zaman ölen merkez 0.1'i devreden çıkarır. Tamam. Merkez 0.1'i devreden çıkarttıktan sonra da merkez zaman şeyleri, adasız getirin, zaman ölenin önündeki ortadan açığa açık zamanlarla sıkılmışlar. Tamam. Şimdi bakıyorum, burada bir sıkıntı çıkardığında merkez açık. Her bir satırın başında da açık kontak olduğu için herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Bu da zaman bölümü çözümü için. Şimdi bununla ilgili soru soran var mı? Tamam.